Evet, günaydın Ege. Bir kez daha hoş geldiniz. Bir kez daha sefalar getirdiniz değerli izleyenler. Günaydın Ege, kaldığı yerden tüm hızıyla, tüm enerjisiyle devam ediyor olacak. Şimdi yanımızda iki tane birbirinden değerli, birbirinden kıymetli konuğum var. İkisi de müzik adamı. Bir tanesi Erim Düzgün, bir tanesi de İlhan Saygın. Onlar şu anda yanımdalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Biz yoğun bir gündemde koşturmaya devam ediyoruz ama sizler de müzikle beraber koşturmaya devam ediyorsunuz. Bugün güzel. Günaydın Ege'nin izleyicilerine de müzikle birlikte bir keyifli program gerçekleştireceğiz sizlerle beraber. İnşallah. Sizler de bize müzikle birlikte eşlik edeceksiniz. Peki öncelikle sohbetimize başlayacak olursak, Erim ve İlhan ikilisi nasıl bir ikilidir? Bu işe nasıl başlamıştır? Ve kendinizi tanıtacak olursanız neler söyleyeceksiniz? Önce ben bu gelecek olan mübarek bayramımızın herkese mutlu afiyet getirmesini diliyorum. Umarım inşallah bizi üzen haberler olmasın. İnşallah bu bayramda herkes keyifle birlikte geçirsin. Sevgi dolu sevdikleriyle beraber zamanlar geçirsinler. Biz de bunları diliyoruz izleyicilerimizden de. Bir de çok önemli bir şey, bu trafik az önce de sizin haberlerinizi izledim. Çok dikkatli olması gerekiyor. Biraz yavaş gidilsin, biraz da sınırlarına uyuyorsun. Yani daha sonra şuraya yetişeyim diye biraz süratten kendimizi düşürürsek, uykusuzluğu da kaybedersek tahmin ediyorum biraz daha önüne geçmiş oluruz kazaların. Çünkü yani mutluluk yaşanacak yerde acılar yaşanıyor. Allah böyle şeyler göstermesin. Güzel şeyler değil tabii inşallah. Bu tür şeyleri yaşamaz halkımız. İnşallah biz de öyle umut ediyoruz. Sizler peki ne söyleyeceksiniz İlhan Bey? Tabii bayramımız kutlu olsun. İlk başta onunla başlayalım konuya. Tabii biz biraz bayramı erken kutlayacağız izleyicilerimiz ama. burada olmak çok güzel. Sizleri tanımak. Kanal çok bizim için önemli yani. Kanal 35. Ben müziğe Erim'le başladım. Erim benim hocamdır yani. Öyle mi? Büyük ses. Ben öyle diyeyim kendisine. O varken ben konuşmayayım, kendisi konuşsun. Şimdi aslında iki tane müzik adamı diyoruz ama evet. Şimdi müziğe nasıl başladığınızı da merak ediyorum ben. Müziğe elbette ki hani bireysel olarak başlamışsınızdır ama nasıl birleştiniz? O uyumu aranızda nasıl sağladınız? Geçmişinizde, background'unuzda sizi neler karşıladı, neler yaşadınız? Bunları da merak ediyorum. Ben çocukluğumdayım. müzik benim gerçekten çocukluğumda başlayan bir olay oldu. Daha sonra işte kendi aramızda benden daha büyük olan abilerimizle bir orkestra solistliğine başlamıştım. Orta bir veyahut orta ikinci sınıfa gidiyordum. O zamanlar siz hatırlamazsınız. Saçlar 3 numara falan yapılırdı okula girerken. Kesiliyordu saçlar. Hatta o saçlarla sahneye çıktığımda biraz böyle garip oluyordu. Yaş da küçük. Daha sonra işte üniversite çağlarında falan bu olaylar daha da gelişti. Belki de hobi olarak başladınız. Belki de seviyordunuz ama sonra yeteneğinizin olduğunu ortaya çıkardınız. Ve bu konuda da bu yolda ilerlemeyi seçtiniz. Evet, 1980 yılında işte İzmir'de Bergama restoran vardı. Bunlar kapandığı için isim veriyorum. O zaman İzmir için çok önemli bir restorandı. Bizler birazcık da değerli izleyenler nostaljiden de bahsedeceğiz aslında. Evet. 80'lere ve 90'lara da değinmiş olacağız. Hem de dokunmuş olacağız. 80 yani ve 90'lara da. Bunlar çok önemli yerlerdi, restoranlar. Bergama restoran çok önemliydi. Daha sonra Fuar Kervansaray vardı. O da güzel bir gazinoydu. Oraya da yani hep sürekli üst düzey solistler gelirdi. Yani atıyorum Muazzez Abacı, Sibel Can, yani Türkiye'de isim yapmış sanatçılar gelirdi. Onlarla birlikte program yapardık. Yani onlar az solist olarak üzerimizde çalışırlardı. Biz onların altında dans müziği ve eğlence müziği olarak olayları götürürdük. Yani o zaman eğlence anlayışı öyleydi. Yani insanlar biraz daha olaya ciddi bakıyorlardı. Daha fazla giyimlerine, kuşamlarına dikkat ederlerdi. O şekilde söylemeyi çok seviyorum, şarkı söylemeyi. Erim'le tanışmamız benim için ayrı bir nokta oldu. Nasıl tanıştınız peki? Bir piyanistimiz vardı Mahmut Arslan. Ben hocamız o da. Hocamız da onun vasıtasıyla. Mahmut Arslan da İzmir'de çok önemli bir müzik adamıydı. Çok iyi bir piyanistti yani. Paris Devlet Konservatuarı mezunuydu. Yani gerçekten harika bir piyanistti yani. Onun vasıtasıyla. Evet, ondan piyano dersi alırken dedi ben Erim'le tanışacağım seni dedi. Bir tanıştırdı, o tanıştırdı. 25 senedir beraberiz. 25 sene oldu.
merak ettiğim sorulardan bir tanesi de buydu. Çünkü şöyle de bir şey var aslında, hani hep bir grup olarak belki de başlanır ama daha sonra da bireysel de devam edilir. Çok fazla grup olarak devam eden isimleri sayamayız. Öyle değil mi? Evet, evet, doğru. Yani sizlerin de 25 yılı olmuş. Umarız bundan sonra bir 25 yıl daha geçirirsiniz. 25 yıllar birlikte geçirirsiniz dileyelim. Ve günaydın Ege, kaldığı yerden tüm hızıyla, tüm enerjisiyle devam ediyor değerli izleyenler. Ekranları başınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler burada Erim Düzgün ve İlhan Saygın'la birlikteyiz. İki tane müzik adamı, İzmir için önemli olan iki tane müzik adamıyla birlikteyiz ve onlarla birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sokağın nabzına gittim ben aslında ama birazcık da heyecanı da canlı tutmak istiyorum. Çünkü ilerleyen dakikalarda da müzikle eşlik edeceksiniz günaydın Ege. Ege'de. O konuda da izleyicilerimizin birazcık daha sabırsızlıkla beklemesini istiyorum aynı zamanda da. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şimdi 25 yıldır biz çalışıyoruz. 25 yıldır birlikteyiz, müziği seviyoruz. Önce bizim için hobi olarak başladı. Daha sonra bu işi profesyonelliğe döktük ve bu yolda el ele birlikte yürüyoruz. Belki de omuz omuza birlikte gidiyoruz dedik ama çalıştığınız isimler var mı peki? Sadece ikiniz değilsinizdir umarım. Çalıştığınız eski isimler de vardır. Belki de bizlere hatırlatacağınız, belki de çok önemli işler de yapmışsınızdır geçmiş zamanlarda. Evet. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? İlhan'la birlikte olmadan önce Türkiye'de yani bayağı isim yapmış sanatçılarla yani çalıştık. Hatta İlhan'la da birlikte çalıştık. Türkiye'de isim yapmış büyük sanatçılarla çalıştık. Yani kimlerle çalışmadık dersek daha iyi olur. Daha doğru olur. Soruyu o zaman ben öyle sorayım. Kimlerle çalışmadınız diye sorayım. Yani aklımıza geldiği kadarıyla mesela biz Sibel Can bizim ilk çalıştığımız zaman Fuar Kervansaray'da Muazzez Abacı'nın altında oryantal olarak gelmişti. Bizim destimizde oryantal dans ediyordu Sibel Can. Şimdi aslında fuar olarak başka bir başlık açabiliriz değil mi Erim Bey? O tabii, zamanlar tabii, fuarın tabii. Fuar olduğu dönemlerdi. Evet, evet. İnsanlar oraya gerçekten müzik dinlemeye, gerçekten insanlar keyifli zaman geçirmeye gelirlerdi. Evet, ve dediğiniz evet. gibi ütüsüz pantolon, ütüsüz gömlek giyilmezdi. Evet. Bayanlar ve erkekler kendi kıyafetlerine çok dikkat ederlerdi. Çok özenlilerdi, evet. titizlerdi. Evet. Ve saçları bile yapılmadan kesinlikle gelmezlerdi evet, diyorsunuz evet, değil evet. mi? O fuar dönemini birazcık daha bize yaşatabilir misiniz? Birazcık daha ekranları başında olan izleyicilerimize yani, nostaljik havayı da tattıralım istiyorum ben. Tabii. Benim hep şöyle bir umudum vardı. Rahmetli Priştine fuarı kaldırmaya yöneldiği zaman keşke dedim burası Sanremo gibi olsa. Yani bütün gazinolar kalsa burada herkes nostaljiyi yaşasa veyahut da ne bileyim bir bugün anne baba haline gelmiş olan kişiler çocuklarına işte biz burada eğlenmiştik, burada yemek yemiştik. Hem o gazinolar yine iş yapardı hem de orası çünkü yalnız İzmir'e mal olmuş bir yer değildi. Yani gurbetten insanlar gelir, ne bileyim Türkiye'nin her yerinden insanlar gelir. Fuarda çimlerin üzerinde yatarlar, oteller dolar, yer bulunmaz. Korkunç bir kalabalık yani. İnsanlar yürüyemeyecek durumda olan bir kalabalığı düşünün. O zamanları ben de hatırlıyorum aslında hayal meyal. Çünkü ben de o zamanlarda o mekanlarda masaların üzerinde uyuyan çocuklardan bir tanesiydi. Evet, çünkü annem babam da müzik konusunda hani keyifli zaman geçirmek isteyen insanlardan da aslında. Evet. Hani İbrahim Tatlıses'ler, Bülent Ersoy'lar, Sibel Canlar onlar mutlaka buraya geldiği zaman da kaçınılmaz bir ziyafet olurdu aslında onlar için. Biz de masalarda uyuklamak durumunda kalırdık çocuklar olarak ama ben bile hatırlıyorum çok keyifli zamanlar geçirdiklerini. Şimdi o fuar alanında o gazinoların önünden geçince kapısına kilit vurulmuş olması da beni çok de üzen durumlardan evet, bir tanesi. Yani yalnız müzikle ilgili değil, tiyatro da çok gelişmişti. Hı-hı. Mesela tabii. O zaman Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu, Zeki evet. Alasya, Metin Akpınar. Noktali Virgül diye tabii bir ikili vardı hatta vardı. Hatırlıyorum. Evet, Senar Gazinosu vardı, orada program yaparlardı. Değişik tiyatro grupları gelirdi, onları da izlerdik. Yani her şeyiyle birlikte gerçekten bir kültür merkeziydi yani. Hı-hı. Yani gerçekten fuar kültür merkeziydi, öyle diye denilebilir. Yani bir ay boyunca insanlar orada yani Türkiye'nin her yerinden gelip sanatçıları görebilme, dokunabilme imkanına sahip olabiliyordu. Ve o zaman da sanatçı sanatçılığını hissediyordu. Şimdi hep Erim Hocam'la konuşuyoruz ama İlhan Bey ben sizinle de sohbet etmek istiyorum. Sohbete siz de uzak kalmayın lütfen. Şimdi az önce Erim Hocam konuşurken dedik ki hani o fuar döneminde o yaşadığımız nostaljik günlerde sanatçıları belki de dokunabilme, belki de onları
en yakından görebilme fırsatı tanıyordunuz dedi ama sizler o isimlerle de çalışmış olan insanlarsınız. Hatıralarınız, anılarınız yok mu? Çok, elbette ki vardır. Çok, onlardan birkaçını paylaşın izleyicilerimizle. Yani oradaki neredeyse bütün gazinolarda çalıştık. Oraya gelen bütün sanatçılarla çalıştık. Dolayısıyla tabii hani kimlerle çalışmadık ki yani. Çok azımla çalışmadık. Ben soruyu öyle soracağım daha sonra. Özür diliyorum. Kimlerle çalışmadınız, yani, kimlerle müzik yapmadınız diye soracağım. Ben değiştireceğim soruları. Hoş günlerimizdi, çok güzel günlerimizdi yani. Şimdi arada buram buram tutuyor burnumda ama kalmadı maalesef yani fuarımız. Güzeldi. O günler güzeldi. Yani anılarınız bizim için yok özeldi. Mu peki? Yani vallahi o sahne için hazırlanıyorsunuz mesela. O isimlerin hani nasıl çalıştığını, kimi mesela titizlikle çalışır, kimi belki de çok sorumluluk sahibi değildir. Böyle isimler var mıydı? Ya da beraber yemeğe gidilmiştir. Ya da birlikte belki de özel zamanlar paylaşılmıştır. O isimlerle yaşadığınız hani özel zamanlarınızdan bahsetmek istiyorum mesela ben. Mesela şöyle aynı bir şey. Aynı tabaktan belki de İbrahim Tatlıses'le makarna yemişsinizdir gibi mesela. Biz sahneden iniyorduk. Sami Şahin. Onurumuz bizim. O da çok değerli, çok büyük bir sanatçı. Evet. O mesela bizden sonra sahneye çıkacak. Bizim çocuklar hocam derdi. Sami Şahin bizi hocam demesi, tamam mı? Ya biz uçuyorduk havalara. Evet. Havalara uçuyorduk yani. Çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel tatlar aldık yani o dönemler. Yani çok var çünkü yani bildiğiniz gibi değil, hangi birini alırsak. Doğru. Selami Şahinler, İbrahim Tatlıses'ler, Seda Sayanlar, evet, Sibel Canlar, evet. Belki de Gülben Ergenler var mıydı yalnız o zaman bilmiyorum. Yok, Gülben Ergen yoktu. Yalnız o zamanlar biraz daha sanatçılar hani daha halkın şu anda eşofmanla dolaşmaları sanatçılar tarafından meşhur edildi bence İzmir'de ve Türkiye'de. Hep sanatçılar geldikleri zaman eşofmanlarla gündüz provalara falan gelirlerdi. Pek tabii. Elbise falan giymezlerdi. Bir gün şimdi isim verirsem çok ayıp olacak. Yani Türkiye'nin çok önemli isimlerinden bir tanesi. Başında işte sonra şey, benim kulağıma bağlamış. Söyleyebilirsiniz. Evet. Eşof bağlamış. Geldi falan kulislere doğru geliyor. Ben de zannettim ki yani bir kadın hani Allah rızası için bize para verirsin ki ya dedim bu saatte dedim ne yapıyorsun dedim buraya geliyorsun ya dedim buraya dedim kimlerin geldiğini biliyor musun dedim ne gerek var dedim bu saatte çık dedim dışarıda vereyim bir kafasını kaldır ki Allah ya dedim hiç dedim espriden anlamıyorsun ya dedim ya senin dedik, kulaklarını çekerim falan gibi dedim. Hemen çevirmek durumunda kaldık evet, tabii. Evet evet yani o tür şeyler karıştırmalar oluyor yani. Tabii bunların haricinde çok da şeyler yani oluyordu. Yani hani hazırlanıyorsunuz, hazırlık safhasında elbette ki kendi kıyafetlerinizi giyiyorsunuz ya da herhangi bir makyaj yapmıyorsunuz ya da ama sahneye çıkmadan ya da sahneye çıktığınız zaman kostümleriniz değişiyor. Tabii, makyajlarınız tabii. değişiyor. Evet. Saçınız sizden daha farklı duruma gelebiliyor. Elbette ki belki de tanınamıyoruz öyle olduğu zamanlarda değil mi? Hani bayanlar da birazcık süsüne püsüne dikkat tabii canım, ettiği yani için. Bir bayanın değişik bir atmosfer ve ambiyans yaratmak istedikleri için de zaten. Mesela ben Seda ile çalıştığım zaman 9.30'da başlardı, 12'ye kadar sürerdi yani. Makyajı. Ya, ama tabii, sahne arada, makyajı yapmak da kolay tabii. Değil. Arada Seda mesela gidip bir şeyler yer, işler tekrar devam edilirdi yani. Onların haricinde bir anı daha anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Bir zamanlar Barış Manço'nun İşte Hendek İşte Deve diye bir parçası vardı. Barış Manço ile çalıştınız mı mesela? Barış Manço ile aynı mekanlarda bulunduk ama aynı gazinoda çalışmadık yani. O parçayı bir gün çok özel bir gecede o parçada yeni çıktığı için durmadan istiyorlar. Biz de dans programı yapıyoruz. Dedik daha sonra çalacağız parçayı. Daha sonra çalacağız. Neyse o kadar baskı oldu ki parçaya girdik. İşte Hendek işte deve diye. O parçayı isteyenler bu sefer sahneye yürüdü. Sen kime deve diyorsunuz falan. O zaman 45'likler var. Meşhur olmamıştı. Evet, meşhur olmamıştı o kadar parça. Evet, öyle bir anımız olmuştu. 45'lik diyoruz evet. Ama hani ekranları boşunda olan az daha gece izleyicilerimize yani, de evet. 45'liğin ne olduğunu da bilmemiş olabilirler. Evet, doğru. Plak dönemlerinden bahsediyorlar. Evet, evet doğru. O doğru. Plak dönemlerini mesela ben yakalayamadım. Ama benim bir yanım da hep böyle nostaljiye daha yakındır. Çok da severim. Birkaç defa dinleme şansı buldum. Evet. Gerçekten müthiş. Evet. Çıkan ses gerçekten onlar müthiş. Onlar canlı yapılan evet. müziklerdi. Yani evet. O anda orkestra canlı söyler ve solist de canlı söylerdi. Yani ruh vardı parçalarda. Biz de birazdan canlı söyleyeceğiz ama önce yönetmenimle konuşmak istiyorum bu konuyu. İlhan ve Erin Bey'le ne zaman şarkı söyleyeceğiz peki? Ne zaman müsait olacağız? Ne zaman istiyorlarsa. Peki o zaman şimdi sizi
parça seslendirmek üzere müzik aletinizin başına davet etsem. Tamam, memnuniyetle. Tabii. Memnuniyetle. O zaman birazdan değerli izleyenler Erim ve İlhan Saygın, Erim ve İlhan ikilisi sizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. İlhan Bey hazırlansın, Erim Bey de hazırlığını tamamlasın. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Ardından Günaydın Ege müzikle devam etmeye devam edecek. Sonu var sevgilim, beni affet. Evet. Nasıl üzgün duygularla yazılmış ama bizi belki de çok keyiflendirdi. Belki de çok eski zamanlara götürmüş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize ayağınıza sağlık. Bir kez daha alkışlamak istiyorum. Tebrik ediyorum de gösterdiğiniz performanstan dolayı. Sizin için alışkanlık hali aslında müzik yapmak ama bizim için pek de öyle değil. Günaydın Ege'de hatta ilk kez bir müzik grubunu karşılıyor oluyoruz. Sizler de hem bizlerle birlikte de bir ilki değerlendirmek ve karşılamak durumunda kalıyorsunuz. İnşallah bundan sonra daha Türkiye çapında büyük sanatçılarla da birlikte program yaparsınız. O dileklerle olalım. Yani müzik dünyanın her yerinde her zaman var. Evet, müzik ruhun gıdasıdır. Yani kitap okumayı sevebilirsiniz. Kültürel yürüyüşler yapmayı sevebilirsiniz. Kitap okurken de evet müzik dinleyebilirsiniz ama
Ben mesela hani kendi adıma konuşacak olursam da benim müziksiz bir günüm geçemez. Çünkü kendi motivasyonumu daha yüksek tutmayı müzikle başarabiliyorum. Kendi moralimi yüksek tutmayı müzikle başarabiliyorum ve bunların hepsini müzikle yapabiliyorum. Evet. Hatta müzikle hastalıklarda bile tedavi doğru cevapla karşılanıyor, öyle değil mi? Yani sadece bizim hani keyifli zamanlar yaşamak için ele aldığımız bir durum değil bu. Evet. Değil mi? Demek ki o tınılarda beynin herhangi bir noktasında o frekans gidiyor, bir yeri iyileştirebiliyor. Veyahut da orayı tetikliyor, veyahut da orada kan akışını hızlandırıyor. Bir şeyler oluyor, bir şeyler var yani benim de çözemediğim, tıpla ilgilenmediğim için bilmiyorum. Yani ilgilenmediğim derken tüm hayalim benim tıbbı kazanmaktı yani tıp okumaktı. Olmadı, yabancılar mezunuyum ben. Ama olmadı yani çok kitaplar okudum tıp üzerine ama tabii bu yüzeysel olarak yani çok az. Bir doktor kadar tabii insan bilgiye sahip olamaz. Onlar tabii anatomi okuyor, bir sürü şeyler okuyorlar. Ama keşke öyle bir şeyi bitirseydim diye düşünüyorum yani. O zaman kazanamadık. Hiçbir şey için geç kalınmış değildi yani. O zaman böyle durumu toparlayabiliriz. Öyle İnşallah 96-97 yaşında falan tıbbı bitiririm yani. Eğer yapmak istediğimiz bir şey, eğer biz çok fazla istersek de mutlaka yapabiliriz. Bence insanoğlunun başaramayacağı, elde edemeyeceği şey yok. Yeter ki istesin. Önemli olan tek kıstas bu. Bence istemiş olması her şeyden çok daha önce geliyor ve her şeyden daha yüksekte diye düşünüyorum ben. Doğru. Yani hani bir yerde başladıysak eğer yolumuza başarıyla devam etmek istiyorsak da önümüze hiçbir engelin çıkamayacağı konusunda da değinebiliriz. Yani siz de mesela ilk başladığınız zaman belki de müzikle bu kadar çok iç içe değildiniz ama daha sonralarda müziğin başka bir alternatifi, başka bir dalı, hadi şunu da yapalım, hadi bu parçayı da seslendirelim dediniz. Belki kendi bestelerinizi yaptınız. Var mı? Kendiniz beste yaptınız. Var, o tür şeyler yaptık fakat biz bir ara boşluk yani verdik müziğe. İlhan sanayi tekerlekleri satan bir dükkanı vardır. Benim de ayakkabıcılar sitesinde laminasyon işi yaptığımız bir dükkanımız vardır. Biz ticaretle de çok uğraştık ama hiçbir şekilde müzikten kopamadık. Yani hep bir yerlerde takıldı kaldı. Bir ucu mutlaka müziğe bağlandı yaptığımız şey. Yani ticaret yapmış olmamıza rağmen yine de hala da devam ediyor ticaret olayımız ama müzikten kopamıyoruz yani. Kopamazsınız yani bir şey başlarsanız eğer. Evet doğru. Yani belki de bu 25 yıllık dostluğun dediğiniz gibi toparlayan kısmı da müzik olabilir. Evet gerçekten. Yani şimdi aranızdaki iletişimi tabii ki de ben bilemem ama hani müziğin hem ruhun gıdası olduğu hem de evrensel bir dil olduğu da söylenir zaten doğru, aynı zamanda. Doğru. Gerçekten öyle, öyle. Gerçekten öyle. Şimdi biz bir şarkımızı daha seslendireceğiz. Eğer rejideki arkadaşlarım hazırsa. Hazır mısınız arkadaşlar? Tamam, bir şarkımız daha var. O bir şarkımızı daha seslendirelim. İlhan ve Erim Beylerden bir şarkı daha rica edelim değerli izleyenler. Çünkü daha sonra Günaydın Ege'ye artık son vermek durumunda kalacağım ve yarın biliyorsunuz ki Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı ile ilgili de mesajlarınızı da almak istiyorum. Buradan da izleyicilerimize mesajlarınızı da paylaşmak istiyorum. Şimdi seslendireceğiniz diğer parçayla izleyicilerimizi baş başa bırakacağım. O parçamız bir de İngilizce, yabancı dil olarak girecek. Biz aslında İngilizce, İtalyanca, İspanyolca yani bir sürü dilde şarkılar söyleyebiliyoruz. Evet, evet. Ya onlardan bir tane şey örnek verelim. Tamam. Engelbert Humperdinck'in çok güzel bir parçası, eski bir parçadır. Le Bisiklet yapalım sizin için. Harika. Peki o zaman ben daha fazla konuşmayayım ve ekranları başında olan izleyicilerimizi de müzikle birlikte baş başa bırakıyorum.
Vallahi bravo, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Hem ağzınıza sağlık, hem yüreğinize sağlık, hem emeğinize sağlık, hem bu iki güzel insana sağlık. Günaydın Ege'yi keyifli bir müzik sohbetiyle tamamlamış olduk. Bugün aslında Perşembe, biz hafta içi her gün sabah saat 8'de yayına başlıyoruz ama yarın bayramın birinci günü olması nedeniyle de programımız yok. Pazartesi günü izleyicilerimize saatler 8'i gösterdiği andan itibaren birlikte olmaya başlayacağız ama sizler bize programımızın, yani haftanın son gününü keyifle kapatmamıza sebebiyet verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanımak ayrıca büyük bir gurur bizim için. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Sizlerinizi ve kanalınızı da çok tebrik ediyorum. Harikulade bir program. Çok da güzel sunuyorsunuz. Çok akıcı. Tahmin ediyorum tüm ekran başındaki izleyiciler de sizi çok beğeniyorlardır. Onlar adına da ben sizi alkışlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun da beni utandırmayın aynı zamanda. Peki sizler neler söyleyeceksiniz? Evet, bayramımız dediğim gibi tekrar bize hayırlara vesile olsun. Ben de çok mutlu oldum burada olmaktan, sizleri tanımaktan, işte Kanal 35'te olmaktan. Tamam mı? Her şey için teşekkürler. Sağ olun. Bizler de her şey için teşekkür ederiz. Biz bizim teşekkür için ederiz. Haftanın kapanışını da çok güzel vurgulamış olduk sizlerle beraber. Keyifli bir şekilde programı da kapatacağız. Sizin trafikte de dikkat var. Diyelim lütfen. Evet. Kazasız belasız memleketimize barış dolu, sağlıklı sağlıklı, daha nice uzun mutlu bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha katıldığınız ve bizleri keyifle bir program geçirmek durumunda bıraktığınız için de. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, günaydın Ege. Yarın yok. Çünkü yarın Ramazan bayramının birinci günü. Ekranları başında olan izleyicilerimize de Ramazan bayramımızı kutlayacağız ve hep bir arada sevgi dolu, huzurlu, nice sağlıklı bayramlar geçirmeniz dileğiyle diyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun, bayramınız kutlu olsun. Pazartesi günü de saatlerimiz 8'i gösterdiği andan itibaren ben Deniz Özge Tepekule ve arkamdaki güçlü canlı yayın ekibiyle beraber Günaydın Ege'de sizler birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yüzünüzdeki gülümsemeyi ve kalbinizdeki o iyi niyeti hiçbir zaman hiç kimseye soldurmayın.